Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde PHP'de POST metodunu göreceğiz. Önceki dersimizde form elemanlarını tanımıştık. Bu dersimizde o form elemanlarıyla kullanıcıdan aldığımız verileri nasıl POST edebiliriz, nasıl o verileri elde edebiliriz bunları göreceğiz. Şimdi örnek bir form oluşturdum ben. Hemen formumuza bir bakalım. Evet, formumuz bu şekilde arkadaşlar. Buradan bir input alacağız. Buraya da ad soyad diyelim. Evet, buradan bir form oluşturdum. Bu formu kullanıcının doldurduğunu farz edelim. Biz bu verileri kullanıcıdan nasıl alabiliriz? Şimdi bunu göreceğiz. Şimdi arkadaşlar, bizim form etiketimiz vardı. Form etiketimizin içerisinde iki tane property var. Bu özellikler neler? Birincisi action. Arkadaşlar, biz bu formu istediğimiz bir PHP dosyasına buradan girilen verileri post edebiliriz. Yani şu anda post metodunu kullanacağız. Post edebiliriz. Nasıl edebiliriz? Buraya ben istediğim dosyanın adını girersem o dosyaya post etmiş olurum. Şayet içini bu şekilde boş bırakırsam şu anda bulunduğumuz sayfaya post etmiş olacağım. Yani şu anda post PHP'deyiz. Bu sayfaya göndermiş olacağım. Metodu da post. Yani arkadaşlar, post ve get metotlarımız var zaten bizim. İki tane metodumuz var. Biz bu derste post metodunu göreceğiz. Ve görmeye başlayalım arkadaşlar. Şimdi biz bu formda nasıl bir post metoduyla biz bu verileri nasıl alacağız arkadaşlar? Bakın, burada inputlarımızın isimleri var. Ad, soyad, e-mail, telefon, renk. Sonra select box'ımızda ne varmış? Diller adında bir array varmış arkadaşlar. Biz bunu dizi olarak alacağız. Birden fazla seçim yapılabilecek çünkü burada. Burada da bir text array'ımız var. Burada da hakkında bilgi alacağız kullanıcının. Ve son olarak da butonlarımız var. Neyimiz var? Type reset olan ve submit olan bir butonumuz var. Bakın, burada da butonumuza da bir isim verdim ben. Bunun ismi de form 1. Ne işe yaradığını birazdan göreceğiz. Öncelikle arkadaşlar, burada ben bir kontrol yapmak istiyorum. Hatta kontrol yapmadan önce şeyi göstereyim size. Şimdi PHP taglarımı açıyorum. Ben bu dosyaya, içinde bulunduğum dosyaya bu verileri post edeceğim. Önce bir formumuz şu şekilde gözüküyor gördüğünüz gibi. Buraya ben bu post ettikten sonra bu verileri nasıl alacağım arkadaşlar? Bizim PHP'de şu şekilde bir yapı var. Biz buradan bu post aracılığıyla $alttan tire post yazarak bu verileri alabiliyoruz. Hemen görelim nasıl alabiliyoruz. Mesela ben buradan post ettiğimde ad soyadı bu şekilde alabiliyorum arkadaşlar. Hatta echo ad soyad diyebiliriz direkt buraya. Hemen görelim. Şimdi burada bana bir hata verdi arkadaşlar. Bu ne hatası? Şu anda ben bu formu daha post etmediğim için böyle bir veri olmadığını söylüyor. Ve o yüzden bana PHP hata veriyor. Bu hatayı şu şekilde yapanlar var arkadaşlar. Bunu sıkça karşılaşıyorum bununla. Bu bir hata bastırma operatörüdür arkadaşlar. Bu hatayı yok etmez. Aslında o hatayı yine alırsınız. O yüzden bunu bu şekilde kullanmayacağız. PHP bizim için bir fonksiyon daha geliştirmiş. IsSet fonksiyonu. Eğer varsa demek arkadaşlar bu. Set edildiyse demek. Post ad soyad. IsSet as soyad derseniz, eğer bu veri varsa o verinin ekrana çıktısını echo ile yazdıracak. Bunu da nasıl yazacağız? If koşuluyla yazacağız arkadaşlar. If diyorum. IsSet. Ne diyeceğim? Posttan gelen ad soyad. Ad soyad diyeceğim arkadaşlar. Eğer varsa böyle bir şey, echo bana bu posttan gelen değeri yazdırsın. Post. Şu anda ben sadece ad soyad alacağım. Şu anda bakın, öyle bir hata yok. Ben şimdi buradan Şahin Ersever dediğim zaman arkadaşlar, tabii ben buna bir de length vermişim daha önceki dersten. Öbür formdan kopyalamıştım. Şunu silelim. Ben buraya şimdi Şahin Ersever diyorum. Ben bunu post ettiğim zaman buraya da required yapmışız. Şunu da bir silelim arkadaşlar. Şahin Ersever diyerek buna gönder dediğim anda arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben buradaki post değerini alabiliyorum. Peki ben buradaki tüm post değerlerini tek seferde görebilir miyim? Şimdi ben burada sonuç olarak test amacıyla bir işlem yapıyorum. Ve ben istiyorum ki bu post, bu form post edildi mi edilmedi mi bunu görmek istiyorum. O yüzden ben buraya bir name verdim. Ben burada kontrol edeceğim şey ad soyad değil,
Direkt ben bu formu kontrol edeceğim arkadaşlar. Tabi buraya da echo yazmayacağız. Buraya açıyorum ben süslü parantezlerimi. Buraya direkt echo post edildi desin bana. Şimdi ben bu form sayfamı, pardon, şöyle yapalım. Şu anda gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Ben buna tıkladığım zaman ne oluyor? Bu formu post edildi olarak görüyorum. Yani ben bu formu post etmediğim sürece burada hiçbir şey yazmayacak. Bu şekilde post işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim bütün post verilerini nasıl yazdırabiliriz ekrana. Hani formumuz çalışıyor mu çalışmıyor mu görelim istiyorum ben. Print R olarak şimdi bu bize ne yapıyor? Bir dizi şeklinde gönderiyor zaten bunları. Ben print R deyip bütün post değerlerimi bu şekilde ekrana yazdırabilirim arkadaşlar. Hatta bir de bunu bizim HTML'de pre etiketimiz var. Düzgün görebilmek için bunu da yerleştiririm. Altında da pre etiketimi kapatırım arkadaşlar. Ve postumu gönderdiğimde mis gibi görürüm. Ne yapalım? Dolduralım arkadaşlar bu formu mesela şimdi. Şahin Ersever diyorum. Ersever. E-posta adresim selam@şahinersever.com. Telefon numaram ne diyelim? 0850 346 58 16 diyelim. Şimdi benim favori rengim. Buradan favori rengimi de seçeyim. Benim en sevdiğim renk şöyle biraz buz mavisi. Gerçi buradan da seçim zor ama. Şöyle mavi bir renk seçtim arkadaşlar. Bildiğin diller diyor. Ben hepsini biliyorum. Buraya da ne diyelim? Selam, ben Şahin Ersever diye yazalım. Bakalım gönderelim ne olacak. Evet arkadaşlar, ne oldu? Bakın bana bir array geriye döndürdü. Nedir bu array'imde? Neler var? Bakın benim ad soyadım var. E-postam var. Telefonum var. Renk var. Diller var. Hakkında form. Bakın diller ne oldu? Array olarak geldi değil mi? Bakın ben buradan seçtiğim bütün diller bana geldi. İşte o yüzden kare parantez koyuyoruz dillere ki bunun bir array olduğunu görsün diye. Ve bunları ben şu anda hepsini tek tek ayrı ayrı kontrol edebilirim. Nasıl kontrol ederim? Biz zaten bütün dizi fonksiyonlarını görmüştük arkadaşlar. Örneğin ben burada şimdi hepsini kontrol etmeyeceğim. Sadece birkaç tanesine ufak tefek kontroller yapalım. Nasıl yapacağımızı görelim en azından arkadaşlar. Ne diyelim arkadaşlar? Şimdi if dedik, post edilmişse dedik. Eğer bu değer post edilmişse burası çalışacak artık değil mi? Else kısmına bir şey yazmamıza gerek yok. Şimdi bunun içerisinde tekrar bir if koşulu yazıyorum. Mesela if empty diyorum arkadaşlar. Neyi boşsa posttan gelen ad, soyad boşsa bir de desin ki echo ile lütfen ad, soyad giriniz. Ondan sonra else if diyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Else if dedim. Empty. Ne diyelim? Ne vardı başka? GSM mi yazmıştık? Telefon mu yazmıştık? Telefon diyelim. Mesela telefon numarasını girmezse ne olur? Formu gönderemeyecek. Şimdi telefon dedim. Echo. Telefon numarası zorunludur. Zorunludur dedim. Else if diyorum arkadaşlar. Başka neyi kontrol edelim? Mesela. Başka bir şeyi kontrol etmeyelim. Bu telefon numarası üzerinde farklı kontroller de yapabiliriz. Ne yapabiliriz mesela? Mesela uzunluğunu kontrol edelim. Bizim neyimiz vardı arkadaşlar? Strlen fonksiyonumuz vardı değil mi? Biz karakter sayısını bu şekilde öğrenebiliyorduk. Deriz ki buraya if else if dedik. Strlen neyi kontrol edeceğiz burada? Posttan gelen telefonu. Pardon. Posttan gelen telefonu kontrol edeceğiz. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Strlen küçük veya eşitse ona bize desin ki echo lütfen geçerli bir telefon numarası giriniz desin.
Yani bunlar şu anda çok basit kontroller arkadaşlar. Bunların hepsi gönderildiyse, yani bizim bir süzgecimizden başarılı bir şekilde geçtiyse de az kısmı çalışsın arkadaşlar. Mesela örneğin burada da mesela veri tabanına bir kayıt ekliyor olabilirdik. O derse geldiğimizde zaten bunun onları da görmüş olacağız. Burada da diyelim ki form başarılı bir şekilde gönderildi diyelim. İsterseniz altında da yine posttan gelen verilerimizi görelim arkadaşlar. Printr ile, hatta echo pre diyelim arkadaşlar. Şurada bunu kapatacağız. Burada da echo değil tabi, printr post diyeceğiz. Ve bu şekilde eğer süzgecimizden başarılı bir şekilde geçerse biz bu form elemanlarını göreceğiz arkadaşlar. Şu anda şu sayfama geleyim ve doldurayım arkadaşlar. Şahin Ersever diyorum. Önce bir boş olduğundan ne diyor bakalım. Şimdi ben bunu boş olarak gönderiyorum. Geldi. Lütfen ad soyad bilginizi girin dedi. Ne oldu? Buraya geldi. Baktı ad soyad bilgisi boş. Buraya takıldı kaldı. Ben şimdi bunu giriyorum. Şahin Ersever dedim. Pardon. Gönderdim. Telefon numarası zorunludur dedi. Bakalım. Evet, buraya takıldı şu anda da. Ama bakın şimdi şöyle bir sıkıntı oldu. Ben bunu gönderdiğim anda hop burada yazdığım uçtu. Adam şimdi burada bir hata yaptığı zaman hepsini tek tek bir daha mı yazacak? Yazmayacak tabii. Onun da önüne geçeceğiz. Nasıl geçeceğiz? Şimdi burada value diye bir property daha var arkadaşlar. Buraya ben ne yazarsam onu value olarak, pardon, onu value olarak alacaktır oraya. O yüzden ben value'ye de post edilen değeri yazacağım ama varsa yazacağım arkadaşlar. Burada PHP taglarımı açıyorum. Isset diyorum arkadaşlar. Posttan gelen nedir? Ad soyad. Buraya kısa bir if koşulu yazıyorum. Pardon. Şuradan çıkacağız. Ad soyad varsa buraya ad soyadı yazsın. Posttan gelen ad soyadı yazacak. Else diyeceğim arkadaşlar. Hiçbir şey yazmayacak. Hatta null diyebiliriz şuraya. Bu şekilde bitirebiliriz. Şimdi bir daha bakalım. Şimdi bir şey yok. Ben buraya Şahin yazdım. Ve bu formu post ediyorum. Geri geldi. Hop yine kayboldu. Neden? Çünkü echo yazmadık. Şimdi tekrar deneyelim. Şahin Ersever diyorum ve formumu post ediyorum. Telefon numarası zorunludur dedi. Bakın burada ad soyadımız hala orada duruyor. Çünkü artık ad soyad post edildi ve artık set edildi arkadaşlar. Şimdi e-postaya geçelim. Aynı kontrolleri e-posta için de yapabiliriz. Şuraya ne diyeceğiz bu sefer? Value. Pardon, zaten value'yu da kopyalamışız. Value diyeceğiz. Neyi? E-posta. E-posta varsa buraya e-postayı yaz. Yoksa bir şey yazma. Telefon numarası için de yapalım. Şimdilik bunlar için yazsam yeterli. Telefon ve telefon. Sadece bunlar için yazıyorum arkadaşlar. Zaten mantık hepsinde aynı. Şimdi formumu doldurmaya devam ediyorum. Şahin Ersever dedim. E-posta adresini unuttum. Zorunludur dedi. Pardon, buraya da telefon. Zaten e-postayı kontrol ettirmiyoruz. Buraya da diyelim ki selam @shahinersever.com diyebilirsek. Evet. Telefon numarasını yazalım. 0850 346 58 16 diyelim. Şimdi rengimizi seçelim. Buradan bir renk seçelim. Şunu da şöyle yapalım. Buradan bunları seçiyorum. Selam. Bu formu göreceğiz. Elim alışmış, sürekli Ctrl S yapıyorum. Evet, şimdi ben formumu gönderiyorum arkadaşlar ve gönderdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda ne oldu? Başarılı bir şekilde süzgecimizden geçti ve bütün değerleri ekrana yazdı arkadaşlar. İşte PHP'de post metodu bu şekilde çalışıyor ve burada gördüğünüz
tüm değerleri. Dizi fonksiyonlarını izlemediyseniz dönüp izlemenizi tavsiye ederim. Çok güzel şeyler anlatıyorum. Çok güzel fonksiyonlar anlattım. Çok faydalı, işinize yarayacak fonksiyonlar. O dizi fonksiyonlarını kullanarak buradaki birçok şeyi kontrol edebiliyorsunuz zaten. Buradaki birçok şeye hükmedebiliyorsunuz. Ve dediğim gibi arkadaşlar, post kullanımı gayet basit ve çokça kullanacağız. Kullanımı da bu şekildeydi. Sonraki derste görüşmek üzere.